Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Alper. Bu video YouTube kanalında daha çok şarap, gastronomi üzerine içerikler paylaşıyorum ve yapay zeka ile paylaşmaya başladım son zamanlarda. Bu videoda dünyanın en pahalı şaraplarından birisi olan ve en çok aranan şaraplarından birisi olan Fransız Bordeaux şarabını Petrus'u konuşacağız. Petrus neden bu kadar pahalı, neden bu kadar çok talep görüyor ve restoranlarda şarap listesinde niye bu kadar pahalı olan bir şarabı neden bu kadar pahalı olduğunu öğrenmeye çalışacağız ve bunu öğrenmeye çalışırken de Somgastro adlı bir yapay zeka kullanacağız. Somgastro şarap üzerine, gastronomi üzerine eğitim görmüş ve ChatGPT'nin en üst versiyonu olan bir yapay zeka ve bunu biz kendimiz eğiterek daha çok şarap konusunda bize eğitim vermesini istiyoruz. Ve burada Somgastro'yu kullanarak şarap Petrus hakkında bilgi sahibi olacağız. Gelin hep beraber Petrus hakkında bilgi sahibi olalım. Hatta şöyle bir şey daha yapacağız. Petrus etiketini paylaşıp yapay zekadan o yıl hakkında yemek eşleşmesini isteyeceğiz. Bakalım bize nasıl cevaplar verecek, hep birlikte görelim. Evet, ekranda görüyorsunuz şu anda yapay zeka. Somgastro'nun kurucusuyum bu arada. Ve burada biz Petrus hakkında bilgiler almak istiyoruz. Öncelikle kısa bir sorularla başladım. Merhaba, Petrus şarabı hakkında bilgi verir misin? Petrus şarabı hakkında Fransız şarabı olduğunu, Bordeaux, alt bölgesinin Pomerol olduğunu, genellikle %100 Merlot, evet genellikle %100 Merlot ama %2 oranında da Cabernet Franc kullanabiliyorlar. Petrus geneliksel Bordeaux yöntemiyle üretilir, üzümler elle hasat edilir ve dikkatlice seçilir. Fermentasyon beton tanklarda yapılır, ardından şarap Fransız meşe fıçılarında olgunlaştırılır. Şarap karakteri siyah meyveler, kara kiraz, böğürtlen, erik, trüf mantarı, tütün, çikolata, baharatlar olabilir. Yoğun, zengin bir yapıya sahiptir. Peksi tanenler, bu çok önemli gerçekten. Tanenler damakta o bıraktığı his gerçekten önemli. Uzun bir bitiş sunar. Kompleks ve dengeli bir şaraptır. Yıllandıkça daha da gelişir. Petrus'un önemli özelliklerinden birisi de o zaten. Yıllandıkça daha fazla gelişiyor ve daha fazla karakteristik yapısını, farklı karakteristik yapısını ön plana çıkarıyor. Bir de rekolteler de farklı olabilir. Rekolteleri de soracağım ayrıca. Yemek eşleşmeleri, kırmızı etler, özellikle biftek ve kuzu eti, av etleri, olgun peynirler, kadeh, bordo kadehi, kesinlikle bordo kadehi olmak zorunda, çok güzel bilgi vermiş. Frida veya Zalto markalar tercih edilebilir. Zalto'yu ben burada tercih ediyorum. Eğlenceli bilgi, bir de biz yapay zekamız her zaman eğlenceli bilgi vermesini istedik. Petrus dünya çapında en prestijli ve pahalı şaraplardan biri olarak kabul edilebilir. Şarap severler arasında büyük bir üne sahiptir ve koleksiyoncular tarafından oldukça talep görür. Neden bu kadar pahalı diye bir soralım. Bu kadar pahalı, biraz açıklar mısın diyelim. Açıklar mısın diyelim. Bakalım ne diyecek. Evet, şu anda yapay zekamız bilgileri internet üzerinden ve bizim verdiğimiz datalar üzerinden bir arıyor ve yazmaya başlıyor. Hemen biraz beklememiz gerekiyor. Bazen internet sayfamızda yavaş olabilir. O yüzden biraz beklememiz gerekiyor. Ama burada beklerken de biz şöyle bakalım, hemen verdi görüyorsunuz. Tabii ki Alper, Petrus şarabının neden bu kadar pahalı olduğunu birkaç ana başlıklı altında açıklayabilirim. Bir, sınırlı üretim. Petrus oldukça küçük bir bağdan, yaklaşık 10.5 hektar üretilir. Bu sınırlı üretim talebin arzdan fazla olmasına neden olur. Bu da fiyatları yükseltir. Terroir önemli bir Fransızca terimdir. Bağın, toprağın, havanın, iklimin olduğunun göstergesidir. Yani belirli bölgede sadece o bölgeye ait özellikler vardır. Kısacası bu şekilde açıklayabilirim ama terroirin de açıklamasını sorarız. Pomerol bölgesinin en özel toprak yapısı ve iklimi, Merlot üzümlerinin mükemmel kalitede yetişmesini sağlar. Petrus bağları özellikle demir açısından zengin kil toprakları ile ünlüdür. Bu da şaraba benzersiz bir karakter kazandırır. Burada toprak ismini de sorabilirsiniz yapay zekaya. Üzüm seçimi ve şarap yapımı, yıllandırma potansiyeli, marka ve prestij, pazar dinamikleri gerçekten önemli. Bir de eğlenceli bilgiye bakalım. Petrus birçok ünlü ve zengin kişi tarafından tercih edilen bir şaraptır. Örneğin Kraliçe 2. Elizabeth'in 1950'deki taç giyme töreninde Petrus servis edilmiştir. Güzel bir bilgi. Başka ne sorabiliriz? Petrus'u bir de önemli kılan Crèche de Fer dedikleri bir toprak yapısı var. Onu bir soralım bakalım. O kadar detay verecek mi? Crèche de Fer toprak yapısı Petrus için neden önemlidir? Tabii burada sevgili
üyeler. Yapay zekaya istediğiniz bilgiyi sorabilirsiniz. Almak istediğiniz bilgiyi saatlerce Google'da aramak yerine Songastro'ya sorabilirsiniz. Bunu ChatGPT'de yapabilir misiniz? Evet, yapabilirsiniz. Kesinlikle yapabilirsiniz. Ayda 500 lira vermeniz gerekecek. Ve bu bilgileri böyle derli toplu vereceğini düşünmüyorum. Çünkü orada biz zaten ChatGPT'yi biz eğitiyoruz. Ve burada ücretsiz deneyebilirsiniz Song'a. Ayda 3.95 dolarla da bu bilgilere sahip olabilirsiniz. Alper harika bir soru. Yani soruyu da beğenmiş. Krasedeber toprak yapısı Petrus şarabının benzersiz karakterini oluşturan önemli unsurlardan biridir. İşte neden bu kadar önemli olduğunu açıklayayım. Demir zengini toprak, su tutma kapasitesi, ısı düzenleme, kök derinliği, benzersiz terroir, eğlenceli bilgiye bakalım. Petrus bağları, Pemol bölgesi diğer bağlardan sadece birkaç metre uzaklıkta olmasına rağmen Krasedefer toprak yapısı sayesinde tamamen farklı bir benzersiz bir şarap üretir demiş. Yani burada göstermek istediğim sevgili dostlar görüyorsunuz. Gerçekten harika bu yapay zeka. Bir de diğer dilerseniz burada ben bir fotoğraf paylaşmak istiyorum. Şu anda Petrus'u paylaştım. Bu Petrus hakkında bilgi verir misin? Bilgi verir misin? Özellikle rekolte. Burada ne kadar Türkçe düzgün olmasına gerek yok. Yapay zeka anlıyor. O da güzel. Rekolte hakkında. Ve ne kadar detaylı olursanız o kadar çok iyi bilgi alırsınız. Şimdi burada paylaştık görüyorsunuz. Biraz zaman alacak dediğim gibi. Şimdi şişeyi analiz yapıyor. Bir rekolteyi analiz yapacak görebilirse bakalım. Onu görebilirse bize bilgi vermeye çalışacak. Ve verdi bir bakalım bilgiye ne kadar vermiş. Genel bilgiler Pomerol Bordo, evet Chateau Grand Vin, temel olarak Merlot. Burada genel bilgi vermiş size. Benim dediğim soruyu daha anlayamamış. Tat profilini vermemiş. Ağız duyumunu bitişi vermiş. Tamam. Servis sıcaklığı vermiş. Dekantasyonu vermiş. Kadeh bardak vermiş. Detaylı bilgiler. Detaylı bilgilerden vermiş. Önemli bilgidir. Vintage bilgileri. Her yaş. Evet. Burada biraz istediğimiz bilgileri tam olarak vermemiş. Daha onu sormamız lazım. Diyelim ki ne sorabiliriz? Neden pahalı? Neden pahalıyı sorduk. Başka ne sorabiliriz Petrus hakkında bilmeniz gereken toprak yapısını sorduk. Kurucusu kimdir ya da kim Petrus? Petrus şarabı hangi firmaya aittir diyelim ya da kime aittir yazalım. Kime aittir bakalım ne diyecek. Burada cevabını şimdi vermek istemiyorum. Pierre Muyot üreticisi bakalım ne verecek. Tabii bekleyeceğiz şimdi. Dediğim gibi yani soruyu ne kadar iyi sorarsak o kadar iyi cevap alabiliriz. Sahiplik. Aile Petrus şarabı Muyot ailesine aittir. Jean-Pierre Muyot 1940'larda harika güncel sahip. Günümüzde oğlu Christian Muyot. Evet. Onu da söylemiş. Bakın aile sadece Petrus değil aynı zamanda Bordeaux'un diğer prestijli şaraplarıyla da tanır. Trentin, Lafleur, Petrus gibi ünlü şaraplar da Bordeaux ailesinin portföyünde yer alır. Göstermek istediğim sevgili dostlar burada herhangi bir şarabı fotoğrafını paylaşıp istediğiniz soruyu sorup cevap alabilirsiniz. Yapay zeka harika bir şey. Saatlerce Petrus şarabı ya da başka bir şarabı aramanıza gerek yok artık. Biliyorum bu videoyu yapma sebeplerinden birisi de artık sizin Petrus şarabını aradığınızı bilmem. Yani Google'da arıyorsunuz ve Google'da aradığınız için de Songastro'ya tıklıyorsunuz ve Songastro'da bilgi sahibi olmak istiyorsunuz ve bu bilgiyi bulurken de ben bu videoyu paylaşmak istedim sizinle. Çok fazla bilgi sahibi olabilirsiniz yapay zeka ya da ben aşağıya linki bırakıyorum. 3 gün deneyin. Bakalım nasıl bulacaksınız. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum şimdilik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.